geldiniz. Aa, hiç kalmadı ya. Hoş geldiniz. Böyle hoş geldiniz. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, nazik davetinizden dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bizi önemseyerek buraya toplayıp bir araya getirmenizden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Değerli Belediye Başkanım, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sayın Başkanımızın muhtarlarımız adına onurlu bir katkı sunduğundan dolayı şahsım adına ve muhtarlarım adına çok teşekkür ederim. Hayırlı olmasın Cenab-ı Gönül'den diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nden dolayı Battalı Gazi Belediye Başkanımız nezdinde bir araya geldik. Bu nazik ziyaretin nazik davranıştan dolayı bizlere çağırmasından dolayı Muhtarlar Günümüzü böyle güzel birlikte coşkuyla kutlamak için bizi bir araya getirdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu arada Muhtarlar Gününüz kutlu, tebrik ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tabii ki bize 19 Ekim Cumhur Reisimizin bize bağış ettiği bu günün için sizler adına Reisi Cumhurumuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bundan sonra bizleri bu bir araya getiren belediye başkanımıza, kaymakamımıza saygı ve selamlarımızı söylüyoruz. Bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere bu günü bizlere armağan eden bürokratlarımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Yarın biliyorsunuz 20 bin muhtarın katılımıyla Ankara'da muhtar evinin açılışı var. Bizden de arkadaşlar 10-15'e yakın arkadaş katılacak. Muhtarlık müessesesi her gün biraz daha oturmakta, biraz daha yerini bulmakta. Sizin gibi güzel, naif insanlar olduğu sürece, ülkesini, vatanını, devletini seven insanlar olduğu sürece muhtarlık müessesesi de milli olarak kalacaktır. İnanıyorum ki canı gönülden, yürekten çalışan bu arkadaşların emeklerinde büyüklerimiz tarafından herhalde görülmektedir. O yüzden muhtarlık günü bizlere verilmiş. Siz hepiniz birbirinden çok kıymetli arkadaşlarsınız. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını taşıyorsunuz. Fakirin, fukaranın, garibin, gurbanın her zaman yanındasınız. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. İyi ki varsınız. Güzel adamlar, güzel işler yapar. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bugün anlam ve önemi adına Osman Güler Başkanımızın, hatta Gazi Belediye Başkanımız Osman Güler'in davetleri her zaman olduğu gibi yine bizi mutlu etti. Eline, canına, yüreğine sağlık. Başkanımız hep diyor ya, iyi ki varsınız, iyi ki başkanım siz de varsınız. Sayın Kaymakamım, iyi ki siz de varsınız. Dernek başkanları keza yine aynı şekilde iyi ki varsınız. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhtarları, iyi ki bizler de varız. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli arkadaşlar, tabii sizlerin ellerini rahatlatacak birinci derecede belediyeler, yerel yönetimler, daha sonrasında merkezi hükümetler. Başınıza bir iş geldiğinde, bir sorun, sıkıntı yaşadığınızda direkt uğrayacağınız kurum ve kuruluş belediyeler ve belediyede bulunan yöneticiler. Bizler de göreve geldiğimiz andan itibaren gerçekten sizlere ve halkı memnun etme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ettik. İnsanlar arasındaki, topluluklar arasındaki gelişmişlik farkı o toplumların başına her daim bela olmuştur. Şunu görmüştürsünüz. Mahallelerinizde hep sorunlar, sıkıntılar mahallenin veyahut da sokağın olumsuz yönünden size yansımıştır. İnsanların sırtı pek,
karnı tok olsa herhalde insanlar sıkıntı oluşturmazlar, sorun meydana getirmezler. İşte bizim hepimizin hedefi insanlar arasındaki, mahalleler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmamız lazım. Bunu kaldırdığımız vakit insanlardaki kardeşlik duygusu, muhabbet duygusu, güven duygusu daha da artar. Biz bunu hedefledik arkadaşlar. Bunu hedeflerken ne yaptık? Hemen ilk kazmayı dermeden vurduk. Dedik ki, çevre yolunun altı kavramı Malatya'da uzun yıllardır konuşuluyor. Bizim bu kavramı ortadan kaldırmamız lazım. İşte Sayın Valim, Sayın Kaymakam ilçemize yeni geldi ama olaylardan haberdardır. Arkadaşlar, en çok olaylar az gelişmiş bölgelerde oluyor. Ve az gelişmiş bölgelerde olan olaylar diğer bölgeleri de ister istemez etkiliyor. Tüm Malatya'daki mahallelerimiz bizim mahallemiz. Maalesef meme lazımcılık bizi birçok arzulanmayan noktalara taşıyor. Ve dedik ki Allah izin verirse inşallah elimden geldiğince ben bu bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağım. Ve elhamdülillah kentsel dönüşümü başlattık Şehitköy'de. Şu an yapmış olduğumuz evlerin hepsine Şehit Fevzi'nin 250 dönümlük bir alanı var. Biz 250 dönümdeki tüm vatandaşları 100 dönümün içerisinde yapmış olduğumuz 700 konuta taşıyacağız. Ve orada 150 dönüm boş alanımız kalacak. İnşallah doldur boşalt, yap yıkla, inşallah o bölgeyi dönüştüreceğiz. İlk gün bize çok kızıyorlardı ama şu an herkes bize dua ediyor. İşte bu Battal Gazi'nin kaderini değiştiren çalışmalardan bir tanesi. Bravo. Bunları sizin sayenizde yapıyoruz. Diğeri Eski Malatya Meydan Çalışması. Değerli arkadaşlar 50-60 milyon civarında bir proje. Bu diğer söylediğimiz proje yüzlerce milyonun üzerindeki bir proje. Eski Malatya'yı hakikaten orada şu an muhtarlarımız var mı? Ramazan abi burada şey. Eski Malatya'ların belki haklı olarak şöyle derler. Siz hükümet konutlarını Eski Malatya'nın içerisinden çıkardınız. Eski Malatya mahalleye dönüştü. Yani ilçeden mahalleye. Ama biz dedik hayır. Bu Eski Malatya'nın kaderi olmaz. Eski Malatya'ya Bey Pazarı gibi güzel bir meydan kazandırmamız lazım. Değir Malatya, Malatya'ya gelen herkes inşallah o meydandan istifade edecek. Şu an yapımına başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar, diğer bir çalışmamız 40 göz. İnşallah biraz daha ortaya çıksın. Orada da muhtarlarımızı misafir edelim. İlk etapta 150 bin metrekare. Hakikaten gören görmeyen vardır. Çoğunluk görmemiştir. Burada Hasırcı muhtarımız var. Emin olun inşallah saklı bir cenneti orada inşa ediyoruz. Ve orayı cazibe merkezi haline getirdik. Ve Münir Erkal'ı tanırsınız. Onun hayali Selahattin Başkan bir kısmını birkaç yüz metresini gerçekleştirdi. Bizim baraj göletini alıp aşağı doğru götürmemiz lazım. Orada değerli arkadaşlar 3 kilometrelik alanın çalışmasını bitirdik. İnşallah Çınar Park gibi daha tematik, daha doğaya uygun bir şekilde 3 kilometrenin çalışmalarına da inşallah şu an yasal işlemleri devam ediyor. Orayı da Orduzu'ya kazandırdığımızda hakikaten Orduzu farklı bir Orduzu olacak. Burada 170 tane kentsel dönüşüm için tekrar biz konut yapıyoruz. İnşallah böyle bazı bölgelerde şu an mahallelerimizde özellikle şehir içerisinde kentsel dönüşüm yapılacak 5 dönümlük, 10 dönümlük,
orada bulunan konutlardaki insanlar rıza gösterirlerse biz şu an hemen o mahallede dönüşüme başlayacağız. Kabul ederlerse de burada 170 konutumuz var. Burada 170 konuta inşallah o arkadaşları taşıyıp bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. İşte totalinde şu an 500 milyonluk olan Beydağ konutları projemiz var. Onları hızlandırıyoruz. İnşallah orada Sayın Kaymakam'ın 200 milyon civarında biz bir gelir bekliyoruz. Ve bu geliri Allah izin verirse dediğim gibi böyle gelişme problemi olan, sıkıntılı olan yerlere inşallah bunları harcayacağız. Bu yıl asfalt yılımızdı. Emin olun çok, yani herhalde her mahalleye, her noktaya dokunmaya çalıştık. Ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Kısaca bunları yaparken de daha anlatacağımız çok şeyler var ama gençlik merkezlerimiz bu yıl mesela yazın 60 bin tane insanı gençlik merkezlerimizde sporla, sanatla vesairelerle tanıştırdık. Bizlerin de muhtarlarımızla zaten en yakın mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız. Biz zaten silsileyi biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, illerde Sayın Valimiz, Kaymakamımız, belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız el ele kol kola. Elimizden geldiğince inşallah herhangi ne sıkıntı varsa beraber otururuz, konuşuruz, istişare ederiz. Hep beraber sorunlara çözüm bulmaya çalışırız. Malatya belli noktalarda hem belediye olarak hem merkezi idareden çok güzel yatırımlar almış. Şu an bahçesinde bulunmuş olduğumuz Batalı Gazi Devlet Hastanesi gerçekten çok büyük bir hizmet bizim ilçemiz boyutuyla düşünürsek. Faaliyete de geçti zaten. Buranın da büyük ihtimal toplu açılışta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak. Bu ve benzeri birçok faaliyeti de inşallah muhtarlarımızla beraber takip edeceğiz. Benim kapım 24 saat muhtarlarımıza açık, herkes de bilir, kendilerine de ifade ettim. İnşallah el birliğiyle elimizden ne gelirse Malatya'mız için, Batalı Gazi için yapacağız. Ben tekrardan hepinizin muhtarlar günü tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Ben 80 oldum. Allah'a emanet olun. Böyle. Sizler de böyle.